Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir videoda beraberiz. Elimde bir tane çoklu böyle değişik uluslararası her türlü fişe giren USB portları olan bir tane kablo var. Ama bugünkü videomuz teknoloji ile ilgili değil. Şimdi burası biliyorsunuz bir çadır kamp alanı. Buraya gelenler oluyor. Daha yabancı misafirlerimiz olduğu için tabii şarj olayı var. Kiminin kablosu yok, kiminin USB'si olmuyor falan. Onlar için böyle bir alet almıştım internetten. Bunu buraya koydum ama çok hiç kullanışlı olmadı. Biz de bunun için buna bir tane stand yapmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz ben zaten videolarımda hep gösteririm. Ben böyle eski kapılardan, eski eşyalardan onları hayata döndürmek istiyorum. Bilhassa da ağaç olan eşyalarda ki yeniden bir ağaçlar kesilmesin, ağaçlar doğa yeşil kalsın diye. Hemen gel göstereyim. Mesela bak şurada bir kahve sehpası yapmışım. Coffee table yapmıştım. Geçenlerde videosunu gördüm. Mesela burada bu pencere kapısı. Bir ahırın pencere kapısı. Yayada geriden getirmiştim. Bundan kahve sehpası yaptım. Bu bir herkesin bildiği klasik oduncu masası. Oduncu masası bu. Bak bunda da bir yatak odası kapısı var. Yani ev içinde çalışan kapı. Anahtar falan da duruyor sökmedi. Bu da bak bir kapı. Kapıdan bunu yaptım. Bu kapı aslında iki kanattı. Öbür kanadından da bunu yaptım. Bu sehpayı yaptım. Aynı zamanda burası da Kozalak Park buranın adı. Kamp alanı. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi elimizde bir tane şey var. Şöyle bir göster, dizilimini göster. Yani buraya şarj aletleri konacak. O gösterdiğim başlıklı bir yeşil aleti de buraya koyacağız. Şimdi bunları ben kaldırdım. Gördünüz. Şunlar karışmasın şöyle. Nasıl olduğunu görürsünüz sonra. Bu da eski bir şifonyer çekmecesi. Bakın gördüğünüz gibi eski bir şifonyer çekmecesi. Bu da bir çöplükte buldum bunu. Çöpten aldım. Tabii bunu sonra boyayacağım. Yani bunu bu şifonyeri bu çöplükten aldım şifonyeri. Bunu tabii buradan çıkaracağım kabloyu. Bu böyle olacak. Bu da burada duruyor böyle. Ama şu köşeye koyuyor. Bu böyle duracak. O katlarda burada duracak. Telefonlarını takacaklarız. Telefonların, tabletlerini. Ben biraz büyük yaptım ki tabletler de girsin diye. Hemen göstereyim basitçe nasıl bir şey. Şöyle bak gel. Bir tane burada en başta bir büyük var. Sonra bunu koyuyorsun. Sonra ikinci sırada bu var. Hani çeşitli boylarda yapıyorum ki tabletler ve telefonlar olsun diye. Ondan sonra bu muydu? Ha, ikinci numara bu. Biraz daha alçak. Sonra bu var. Daha alçak. Ondan sonra bu var. Daha alçak. Bu da çıtası. Yani bu simetri şeklinde burada da olacak aynısından. Şimdi çok fazla vaktinizi almayayım. Ben bunları gördünüz. Basit bir şey. Bu su kontrası denen bir tahta. Her yerde bunun ucuz bir tahta. İşte aletlerimiz var. Kestik, doğradık. Bu kamerayla çalışan arkadaşım, beni bu videoyu çeken sevgili eşim onu çizdi. Yani bunu tasarladı. Ben ona diyorum sen çiz, bana ver ben yaparım. O çizdi. Ben de bu şeyi düşündüm. Çekmeceyi düşündüm eski tahtadan. Şimdi bunu yapalım, başlayalım. Yapacağı parken göstermeye gerek yok. Sadece bu makine çakacağız, tutkalla yapıştıracağız. Sonra da bitmişini görürsünüz. Tamam, gel çalışmaya devam edelim. Şimdi görüldüğü gibi alet bu hale geldi. Yani telefon, buralara tablet belki konur, buraya telefon konur. O priz de şurada duracak. Şöyle göstereyim onu da. Yani
Yani bunu arkadan şöyle delip buraya ortaya koyacağım. İşte herkes istediğini, ihtiyacını karşılayabilince bu böyle olacak. Sonra şunu da tamam, buraya da delikler yaptım ki belki bilgisayarın üstüne koyarsa tam kabloyu buradan geçiresin diye. Bunu da böyle buraya duvara monte edeceğim şuraya. Yani geri dönüşüm malzemeden işte şeyde çerçevede su kontrolünden şöyle herkesin işini görebilecek tabletler, telefonları koyabilecekleri yan aşağı koyarım ki buradaki de gözüksün şu şekilde. Şimdi bunu kurumasını bekleyen tutkalları benlikleyeceğiz. Sonra yerine taktıktan sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, alet böyle oldu. Aletimiz burada. Bunu taktık. Malları buraya koyduk. 3 tane delik var. Hani büyük bilgisayar olursa buraya koymak için falan diye onu yaptık. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoyu seyrettiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Usta TV'de kalın, bizde kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.